Şimdi, markadan dev transfer iddiası al işte. Evet. Ronaldo 1 Ocak'tan itibaren El Nassr'la 2,5 yılını anlaşıyor. Bu markanın iddiası. Evet. Sürekli de iddiada bulunuyor marka. Koray Baloğlu attaymış. Koray Baloğlu. Bu arada gözlüğüm de burada kalmış. Sevgili kalsın, Koray. Gözlüğüm kalsın, problem değil yani. Evet. Bizimki de gözümüzde kalıyor. Aynen abi. Yakın göz. Koray. Şimdi tabii Cristiano Ronaldo işte Türkiye'ye gelebilir veyahut işte belki Amerika'ya gidebilir gibi iddialar vardı. Malum Ronaldo'nun yaşı ortada. Fakat burada hep dedik ya, alacağı rakam çok önemli. Yanılmıyorsam Aldun abi, İngiltere'de 500 bin haftalık sterlin kazanıyordu. 500 bin sterlin haftalık kazanıyordu. Demek ki burada 1 milyona çıktı. 20 milyon sterline oynuyordu yani. Demek sadece ki burada 1 milyona çıktı. Şimdi markanın iddiasını bir okusana bize, evet. Anlatsana neler söylüyorlar. Şimdi şöyle Aykut İnce, marka ilk bu haberi yaptığında bir hafta önceydi yanlış hatırlamıyorsak. Böyle bir teklif var, Ronaldo da sıcak bakıyor diyordu. Bugün haberini bir adım öteye taşıdı ve anlaştıklarını söylüyor. 1 Ocak'tan itibaren Suudi Arabistan'ın El Nassr takımının formasını giyecek diyor. Rakam korkunç, astronomik bir rakam. 2 yıl için, lütfen yanlış değil yani söyleyeceğim rakam, 2,5 yıl için düzeltiyorum. 500 milyon euro yani yıllık 200 milyon euro olmak üzere toplam 500 milyon euro 2,5 yılda önerilen rakam. Ronaldo'nun bu teklifi kabul ettiği ve 1 Ocak itibariyle de Suudi Arabistan ekibi El Nassr'ın formasını giyeceğini iddia ediyor. Kim? İspanya'nın Marca gazetesi, önemli bir kaynak, haberini bir adım öteye taşıdı. Bu anlaşmanın içinde, 500 milyon euroluk anlaşmanın içerisinde reklam gelirleri de yer alacak tabii ki. Onunla birlikte 500 milyon euroyu buluyor ve iddia şu: Dünya Kupası'nın ardından da Cristiano Ronaldo'nun transferinin resmen duyurulacağı söyleniyor. Bunun dışında tabii El Nassr takımı deyince Suudi Arabistan ekibinde tanıdığımız yüzler var. Süper Lig'de yakından tanıdığımız Anderson Talisca, yine Vincent Abubakar, Beşiktaş forması giyen iki yıldız orada. Bunun dışında Alvaro Gonzalez, David Ospina gibi isimler de var. Bir yıldızlar topluluğuna dönüşüyor takım Ronaldo transferi gerçekleşirse. Ayrıca şunu da söyleyebiliriz. Suudi Arabistan, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda birlikte 2030'daki Dünya Kupası'na biz de adayız demişti. Onun için de bir nevi bir tanıtım yüzü, bir PR çalışması gibi de düşünüyor olabilirler bu transferi. Koray. İşin, evet. Şimdi kendi ülkesine döneceği, Lisbon'a gideceği, doğduğu yere, yani kendisini Ronaldo yapan yere, oraya gideceği, bir sene oynayacağı, işte belki de kulübeye geçeceği de konuşuluyordu. Ronaldo cephesinden veyahut El Nassr'dan herhangi böyle bir yalanlama ya da teyit gibi bir şey var mı sosyal medyada? Yani şu an için öyle bir şey yok Aykut İnce. Biz zaten markanın iddiasını şu an paylaşıyoruz. Aynen. Haberin kaynağı Marca gazetesi İspanya'da ve ısrarla, yani bu haberi bir hafta önce yaptıklarını söyleyelim ve bir adım öteye taşıdılar, yani bir kademe daha ileri attılar. Şu an dünyanın pek çok noktasında tabii bu haber konuşuluyor, kaynak olarak da paylaşılıyor. Bunu belirtebiliriz. 500 milyon euro çok ciddi bir rakam tabii. Bu bir rekor olacak yani. Yıllık sezon başına 200 milyon euro net maaşıyla dünyanın en çok kazanan futbolcusu rekorunu da güncellemiş olacak. Bunu şu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Dünyanın en iyi futbolcusuyum, dünyanın en çok para kazanan oyuncusuyum artık diyerek belki Messi'ye bir çalım olarak değerlendirilebilir, ama ben sözü fazla uzatmadan senden de biraz rol çalarak söyleyeyim. Siz Cristiano Ronaldo olsaydınız bu paraya Suudi Arabistan'a gider miydiniz, yoksa hayır ben Avrupa'da kendimi göstermeye devam edeceğim mi derdiniz? Onu Haldun abiyle Zeki abiye soralım bu son paragrafını. Muhtemelen Dünya Kupası'nda da basın ordusu bu markanın iddiasını Cristiano Ronaldo'ya öyle ya da böyle soracaktır. Çünkü bu sadece Türkiye, yani marka dediğinde her yere haber patlamış durumda. Ama bir hafta önceki haber, teşekkürler Koray, bir hafta önceki haber. Madem öyle, Koray'ın son paragrafını Zeki abiyle Haldun abiye sorayım. Sen olsan abi. Şimdi bir kere şunu söyleyelim. Tabii rakamlar çok uçuk geliyor bize. Reklam gelirleri içinde diyor. Reklam gelirleri içinde zaten Manchester'dan aldığı para 80 milyon pound. Yani 100 milyon euroya yakın parayı zaten alıyor. Burada ne yapacak? El Nassr'a giderek ikiye katlayacak parayı. 200 milyona çıkacak. Yani
bizim için şöyle. Zaten oynamadan alıyor. Zaten alıyor o parayı. Yani reklam gelirleriyle birlikte 80 milyon. 20 milyon pound şey alıyor zaten. Haftalık aldığı parayla aylık alıyor zaten. Şey yıllık alıyor. Bir de üstüne üstlük reklam gelirleri 80 milyon pound. Yani aşağı yukarı zaten 100 milyon euroya yakın bir para yıllık kazanıyordu. Evet, hani biraz böyle bir şey gibi algılıyoruz tabii öyle. Vay anasına. Yani sanki şöyle bir şey. 5 milyon euro kazanan biri 200 milyon euro kazanacakmış gibi düşünüyoruz ama zaten totale baktığımızda 100 milyon euro civarında bir para kazanan kişi 200 milyon euro kazanacak şimdi. Bu işin bir tarafı. Katlıyor. Katlıyor. İkiye katlıyor yani. Bu işin bir tarafı. İkinci tarafına baktığımızda sen olsan gider misin, gitmez misin? Yani 100 milyon euro da yani zaten az para değil. Haldun yani abi bu parayı Avrupa'da kimse vermez zaten. Bu, işte onu söyleyecektim. Gider misin, gitmez misin noktasından öte senin söylediğin nokta önemli. Bu parayı hiç kimse Avrupa'da verebilecek herhangi bir kulüp yok. Kimse en fazla alabileceğini aldı zaten. Yani bu rakamları aldı. Onun için buradan sonra yapacağı iş ya tatil modunda futbol oynamaya devam edecek. Bak üstüne basarak söylüyorum. Tatil modunda futbol oynamaya başlayacak. Çünkü haftada 3 gün antrenman. Ondan sonra akşamları saat 22'de geri kalan zamanlarını farklı kullanacak. Ya tatil modunda bir lig oynayacak ki yaş itibariyle böyle oynarsa da verimli oynayabilir. Onun için de El yani, Nasır'da çok forma gider, sattırır. Gider. Ondan yani para da kazanır El Nasır kulübü. Evet. Öyle değil mi Zeki abi? Ben, marka transfer. Açıkçası Marka gazetesinin bu haberi ne kadar doğru onu da biraz kuşkuyla bakıyorum. Çünkü 200 milyon euro ile başladılar. Sonra 300 milyon euroya çıkardılar bir hafta sonra. Bugünkü yani gelen haberde 500 milyon euroluk. Evet 500 milyon euro 2,5 yıl için. Bir defa şunu düşünmek lazım. Al Nassr Kulübü ya da Suudi Arabistan Ligi, Al Nassr niye? Şampiyon olmak için mi bu oyuncuya yatırım yapacak? Orası da önemli. Çünkü Al Nassr şu anda Suudi Arabistan Ligi'nde lider değil. Al Shabab lider orada. İkinci sıradalar. Çok da böyle çekişmeli bir lig değil. Yani çok forma sattırır dedin ama hani Al Nassr Kulübü taraftarları mı formayı alır? Yoksa Suudi Arabistan genelinde mi forması satılır? Orası düşündürücü. O coğrafyada satılır tabii, abi. Satılır. Satılır. Bizler de alırız. Fark etmez yani. Cristiano Ronaldo'nun forması gelse Al Nassr forması giyerim. Hangi takımın olursa olsun giyerim. Daha önce de söylemiştim bunu. Burada farklı olan şu. Cristiano Ronaldo'nun bir defa paraya ihtiyacı yok. Yani 1000 yıl daha yaşasa, 1000 yıllık ömrü olsa ve hal vurup harman savursa yine o parayı bitiremez. Adasından özel uçaklarına, malikanelerine, sayısız otomobillerine, bankada saymaya kalksa 10 yılda sayamayacağı kadar parası olan bir adamdan bahsediyoruz. Dünyanın sayılı zenginlerinden biri. Şimdi marka değeri para yüksek. Parayı çeker diye bir laf var. Belki de diyecek ki ben dünyanın en zengin futbolcusu olacağım ya da dünyanın en zengin insanı olacağım diye bir hırsı mı var onu da bilmiyorum ama ben Suudi Arabistan'a giderse 2,5 yıl değil yarım dönemde sıkılıp ayrılacağını düşünüyorum. Genelde giden oyuncular evet para için gidiyorlar ama paraya doyduktan sonra da kaçmaya çalışıyorlar ve mutlu bir futbol yaşantıları yok orada. Öyle baktığında benim mantığım aklım almıyor. 500 milyon euroyu Al Nassr bu oyuncuya hani reklam için mi verecek ki? Evet, Suudi Arabistan Ligi'nin reklamına ihtiyacı var. Flavio gidiyor, Türkiye Ligi'nden daha heyecan var orada diyor. İşte Gomis gidiyor sürekli, pembe boncuk dağıtıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övüyor. Yani orada herhalde bu cümleleri kullanması için futbolculara oraların reklamını, PR'ını yapması için ayrı bir para mı veriliyor onu da bilmiyorum ama Ronaldo da artık futbolunun sonuna geldi. Yani Dünya Kupası'nda çok mu beğendik? Yani baktığında hani yaşı nedeniyle sahada sırıtan oyuncular artık. Messi için de bunu söyleyebilirim. Messi'yi göklere çıkarıyorlar ama yani o kadar da değil arkadaş. Şimdi, yani Messi'nin yerinde ya da Ronaldo'nun yerinde başka oyuncular olsaydı, isimleri başka olsaydı, aynı saha içindeki futbolcularını icra etselerdi çok böyle övmezdik. İsim oldukları için övüyoruz ama ben bu parayı çok uçuk, rüya bir para olmasına rağmen Ronaldo'nun gideceğini düşünmüyorum Suudi Arabistan Ligi'ne.